Öz babasını bulabilmek için Esra Eroğlu ekibinden yardım isteyen Burak Mert babasına kavuşmuş, yanında büyüdüğü üvey babasının kendisine şiddet uyguladığını anlatmıştı. Suçlanan üvey baba yayına katıldı ve bakın neler anlattı. Şu anda telefon hattında biyolojik babam var. Alo. Alo. Ben aylarca peşine düştüm. Biyolojik babasını bulabilmek için gelmişti. Programa canlı yayında kavuştu. Serhat Bey geliyor. Buyursunlar. Özür dilerim. Seni bulamadığım için. Esra Hanım, çok aradım ben aslında. Yıllarca da aradım. Annesi hep şey dedi. Senden değil dedi. Defalarca kaçtı gitti. Gencin üvey babası ile ilgili anlattıkları ise ürkütücüydü. Bir Veli Mert profili çizildi bize. Annene nikah kıyan, senin yurtta olduğunu bilen, sana babalık yapan ve bu sırrı yıllarca saklayan bir Veli Mert. Hı hı. Şimdi sen diyorsun ki bu adam bana şiddet uyguladı. Ama diğer taraftan baktığında da böyle bir kadına sahip çıkan bir adam acaba annenin ve sizin kahramanınız mı? Onu da bilmiyorum. Lütfen söz hakkınızı kullanın. Üvey baba Veli Mert katıldı programa, hakkındaki iddialara cevap verdi. Burak 7 yaşına kadar annem baktı, büyüttü. Hı. Evet. 7 yaşına kadar Nesime Hanım yoktu ortada. Hı hı. Gidiyordu, geliyordu. Gidiyordu, geliyordu. Gidiyordu, geliyordu. Biz hep çocuğa biz baktık. Biz büyüttük. 7 yaşına kadar. Anne nereye gidiyor? Bilmiyorum. Ben öylesin sadece abi. Belirli bir süre babaannemin yanında kaldım. Sen hep yanımızdaydın Barış, Burak. Evet. Ben sana asla ben şiddet uygulamadım. Şiddet uygulamadın mı? Ya yalan söyleme. Dövüyordun, sövüyordun. Üvey babanın anneyle ilgili iddiaları ise herkesi şoke etti. Annen seni yurda nasıl vermişti Burak? Kaç yaşında, kaç aylıkken? 40 günlükken. Yurdun kapısına bırakmış gitmiş. Soğukta yurdun kapısına ben gittim aldım seni oradan. Anneannenle beraber ben gittim aldım seni. Kaç yaşındaydı Allah Allah. Ve ikincisi miydi? Yine bıraktın gitti, bebekti, bıraktı sen gitti. Tek başıma beni. Ben onu senin nüfusun üstüme aldım Burak. Niye ben çıkarım neydi Burak? Burada şöyle bir problem var. Bu çocuğun bu işkenceye maruz kalmasındaki en büyük etken kim biliyor musun? Annesi. Hatalar dediğimiz şeyler çocuklar üzerinden yapılamaz.